Nagihan Alçı'dan nefret eden de var, seven de var. Fakat Nagihan Alçı bir kadın ve Nagihan Alçı bir anne. Rasim Ozan'la biliyorsun boşandı ve Rasim Ozan'ın bu kadını yaptıkları bir bir ortaya çıkıyor. Şiddet derseniz var, baskı derseniz var, kredi kartlarına el koymak derseniz var, hakaret derseniz var. Son mesajları ortaya çıktı. Ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor çocukların annesi için. Ama kadın haklarını savunan, kadın hakları havarisi kesilen, kadın hakları denilince yerinde zıplayanlar Nagihan Alçı söz konusu olunca düşüncüsünü yapmışlar. Ey kadın hakları savunucuları, neredesiniz? Birileri sizden olunca onun haklarını savunmak için kışınızın bir tarafını yırtıyorsunuz. Ama sizden olmayınca onun haklarını savunmak aklınızın ucundan bile geçmiyor. Ey kadın hakları savunucuları, neredesiniz? Birileri sizden olunca onun haklarını savunmak için kışınızın bir tarafını yırtıyorsunuz. Ama sizden olmayınca nefret ediyorsanız onun haklarını savunmak aklınızın ucundan bile geçmiyor. Nagihan Alçı'dan nefret eden de var, seven de var. Onu görünce camı çerçeveyi kıran da var ama onu görünce saçını başını yolan da var. Ve fakat Nagihan Alçı bir kadın ve Nagihan Alçı bir anne. İki evladı var ve o Nagihan Alçı ne kadar nefret edilirse edilsin uğradığı bir haksızlık sonucunda mutlaka ama mutlaka sahiplenilmeliydi. Ve mutlaka onun da kadın hakları korunmalıydı. Rasim Ozan'la biliyorsunuz boşandı ve Rasim Ozan'ın bu kadını yaptıkları bir bir ortaya çıkıyor. Şiddet derseniz var, baskı derseniz var, kredi kartlarına el koymak derseniz var, hakaret derseniz var. Son mesajları ortaya çıktı. Ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor çocukların annesi için. Ve ama kadın haklarını savunan, kadın hakları havarisi kesilen, kadın hakları denilince yerinde zıplayanlar Nagihan Alçı söz konusu olunca kış uykusuna yatmışlar. Uyanamadılar hala. O yüzden seslendim. Ey kadın hakları savunucuları! Neredesiniz? Nagihan Alçı linç ediliyor. Nagihan Alçı baskı altında. Nagihan Alçı'ya hakaret ediliyor. Ve siz o Nagihan Alçı diye susmaya devam ediyorsunuz. Susmayın. Bir gün size de sıra gelecek. Sevseniz de, sevmeseniz de ona bir haksızlık yapılıyor ve o haksızlığa karşı herkesin dimdik durması gerekiyor. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Birinden nefret ederseniz ya da birini sevmiyorsanız, o kadar çok kutuplaşmışız ki, birini sevmiyorsanız uğradığı haksızlıklara karşı direnmek yerine, mücadele etmek yerine yapılan haksızlıkları alkışlıyorlar. Yazıklar olsun.